Merhaba. Bugün sokak röportajlarını bir kenara bırakıyorum. Vatandaşın ne dediğini bir kenara bırakıyorum ve size gündeme çok fazla gelmeyen, gündemde çok tartışılmayan bir konuyu huzurlarınıza, karşınıza getirmek istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye gündemi sabahtan akşama kadar değişiyor. Bazen tartışılması gereken çok ama çok önemli konular oluyor. Onlar bir anda arka plana kalıyor. Daha önemli olduğu zannedilen konuları gündeme taşıyorlar. Özellikle bu sosyal medyada saçma sapan gündemler tartışılmaya devam ediyor. Bugün sizin karşınıza getireceğim konu enteresan bir konu. Ceyhun ilgili aranızda tanıyanınız var mıdır bilmiyorum ama benim eski dostumdur, kadim dostumdur. İki dönem Bursa CHP Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliği yaptı. Kendisi operatör doktor, cerrahtır aynı zamanda ve müze kurma gibi bir özelliği var sevgili Ceyhun'un. Uzun süredir Bursa'da bir sağlık müzesi açmakla ilgili onun hazırlıklarını yürütüyordu. Bakın, sağlık müzesi belki yine aranızda duyanınız vardır. Oysa Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yine Ceyhun İrgil çabalarıyla açılmış bir müzesi vardı. Bugün öğrendim ben de o Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı müze Ceyhun İrgil'in çabalarıyla açtığı müze kapatılmış. Daha doğrusu kapatılmış demek doğru olur mu bilemiyorum. Kapatılmadan önce defterdarlığa taşınıyor ama daha sonra da işlevini tamamen kaybediyor. Peki o şu anda fotoğraflarını da gördüğünüz bu müzenin bulunduğu yer ne oldu dersiniz? Ben size söyleyeyim hemen. Okçular Okçuluk Vakfı'na verilmiş. Okçuluk Vakfı deyince aklınıza kim geliyor? Elbette ki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrıyeten dünya lideri namıyla anılan ve ayrıyeten Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanı olan Sayın Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın vakfına tahsis edilmiş. Sağlık Müzesi buradan taşınıyor. Defterdarlığa gidiyor. Defterdarlıkta da işlevini kaybedince sevgili Ceyhun araya giriyor. Oradaki bütün daha önce kurduğu malzemeleri alıp Nilüfer Belediyesi'nin bulunduğu noktada Agora Meydanı diye bir meydan var. Oraya taşıyor. Birazdan Ceyhun ilgili müze çalışmalarını yaparken ziyaretine gittim. Orada o anda yaptığım görüntüleri cep telefonuyla biraz görüntüler çok iyi değil ama idare edeceksiniz. Ceyhun yeni müzeyi gezdirdi bana ama benim kafama takılan başka sorular var arkadaşlar. Düşünün, şöyle bir düşünün. Düşünün lütfen. Düşünebilenler için söylüyorum. Bu özellikle altını çizerek vurgulamak istiyorum. Cumhurbaşkanının oğlusunuz. Bursa'ya geliyorsunuz. Okçuluk Vakfı ile ilgili bir yer arıyorsunuz ve gidip bir müzenin bulunduğu tarihi binayı Büyükşehir Belediyesi'nden istiyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi o yine görüntülerini gördüğünüz bu müzenin bulunduğu yeri 2018'de Tıp Bayramı'nda 14 Mart Tıp Bayramı'nda açmıştı. Yine Ali Nur Aktaş döneminde açılmıştı bu müzeyi açtı. Ceyhun Ergil yine ön ayak olmuştu. Bakın tekrar vurguluyorum arkadaşlar. Cumhurbaşkanının oğlu Bilal Erdoğan bu müzenin bulunduğu yeri istiyor ve Büyükşehir Belediyesi tabi dolayısıyla hayır diyebilir mi? Mümkün değil diyemiyor. Sağlık Müzesi'nin bulunduğu tarihi yapıyı, tarihi bina mı denir? Surların içerisindeki bu yapıyı Okçuluk Vakfı'nın Bursa'daki artık şubesi mi dersiniz, derneği mi dersiniz, ne derseniz deyin ona veriyor. Ceyhun İrgil'in bu çabaları ile ilgili Uğur Dündar da bir yazı kaleme almış ve gündeme de gelmiş bu konu ama kimler tarafından tartışıldı? Sizin ne kadar haberiniz var? İşte esas tartışılması gereken konu bu. Şimdi Ceyhun İrgil'i bugün yaptığım ziyarette kaydettiğim görüntülerle sizi baş başa bırakıyorum. Videonun sonunda yine söyleyeceğim birkaç laf daha, birkaç söz daha var. Ayrılmayın lütfen. İşte Ceyhun İrgil burada şu anda. Sağ ol. Video alıyorum Ceyhun. Hep beraber bütün Bursalılarla yapıyoruz. Aha. Burası Kurtuluş Savaşı'nın ve Milli Mücadele'yi Çanakkale Savaşı'ndaki sağlıkçıların özverilerini, çabalarını canlandıran bölüm. Onları yapıyoruz. Burada eczacılık, burada tıp odası. Tıp odasının işte tarihçesini, eczacılık tarihçesi, diş. Burada tıp fakültesi. Bursa'da İlerleyen Savaş Derneği veya işte buradaki Bursa'da sağlığa hizmet eden hekimleri, işte İsmail Fakı var orada mesela. Ondan sonra ne bileyim işte sağlık bakanlarımız var, Neşet Üstel var. Bunları anlatıyoruz. Bu tıbbi malzemelerin tarihçesini anlatıyoruz. Öyle.
Şimdi Ceyhun şeyde senin bir müzen daha vardı Büyükşehir Belediyesi için açtığın. Evet, o müze işte daha kapandı. Yani orayı Büyükşehir Okçular Vakfı'na verdiler. Okçular Vakfı? Ha evet. O Bilelerdoğan Okçular Vakfı'na tahsis ettiler. Öyle olunca biz mecburen o binayı boşaltmak zorunda kaldık. O binada ha, binadaki yaptı. O şeyi müzeyi komple Okçular Vakfı'na kapatıp şeyi kapattılar. Sağlık Müzesi olmaktan vazgeçti yani. Ha evet evet. Bina işte kullanılmıyor herhalde. Daha boş. Ama biz oradaki yaşa... iyi o bir açıdan da hayırlı oldu. Çünkü o zaman alanımız 200 metrekareydi. Şimdi 1000 metreye yakın daha büyük, 5 kat daha büyük bir müze açabildik. Yani bayağı büyük gördüğün gibi. Evet arkadaşlar burası. Orada 100 yıllık bir eczanemiz var. Agora Meydanı'nın, Nilüfer'de Çarşısı. Agora Çarşısı'nın hemen karşısında Sağlık Müzesi. Daha işte 15 açılış 20, aşaması. Ne zaman açılacak? 15-20 gün sonra açarız. 15-20 gün sonra açılacak. 100 yıllık bir eczane. 100 yıllık eczane. Evet. Bursa'nın Nilüfer Eczanesi bu. Burada da şey işte koronayı canlandıracağız yani. Ha COVID, bu son dönemi korona dönemi. Covid salgınında. Burada işte Bursa'nın eski doktorları yine. Şurada bu tarafta. Cumhuriyet döneminin sağlık cumhuriyetini, sağlık mücadelesini anlatıyoruz. Bütün eşyalar orijinal. Hepsi o dönemin orijinal eşyaları. Öyle işte. Osmanlı'dan başlayıp kaplıca hamamlardan bitiriyoruz. Öyle. Daha yani sonra... Osmanlı'dan başlayıp şurada, Cumhuriyet tarihinden çıkıyor. Bir anlamda... Günümüze kadar evet. Hı-hı. İşte Darüşşifa ile bitiriyoruz. Evet. Şeydeki değil mi bu? Nilüfer Külliye, şey, Muradiye Külliyesi'nin oradaki. Evet, evet. Bak omurgamız var. Çok önemli. Bak omurga. Omurga çok önemli. Herkese lazım. Çok güzel. Çok güzel. Öyle. İşte kaplıcalar değil mi bu? Bunlar da Darüşşifa. Kaplıcalar bu tarafta. Evet. Kaplıcalar bu tarafta. Bir de Atatürk Odası dedin galiba evet. Değil mi? Yapacaksınız. Biz yapıyoruz işte Atatürk'ün orijinal eşyalarıyla. Nedir burası şimdi? Atatürk'ün 1926'da Bursa'ya geldiğinde tedavi gördüğü Şitbens Otel'de kalıyor. Hı hı. Oteldeki odasının eşyaları, çalışma masası, daktilosu, aynası, gardırobu, işte şeyleri, dolabı. Bu odayı Atatürk odası yapacağız. Atatürk'ün orijinal eşyaları bunlar. Bu da haberler de var gazetelerde. Evet, evet. Öldüğün günün haberleri. Çok güzel. Böyle. Şöyle. Evet. Atatürk Odası. Evet. Daha bitmedi tabii. Daha tasarımları bitmedi. Şöyle. Sağlık Müzesi. Büyükşehir Belediyesi için Ceyhun İrgil daha önce açtı bu müzeyi. Fakat çok enteresan Okçular Vakfı'na yani Bilal Erdoğan'ın vakfına verilmiş o bina. O bina verilince müzede tarih olmuş oldu. Evet çıkalım yavaş yavaş. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Kolay gelsin. Bu müze açıldığında ziyarete gelirsiniz arkadaşlar. Şöyle dışarıdan da görelim. Nilüfer Agora Çarşısı'nın hemen karşısında. Şuradan şöyle. Ceyhun İrgil açtı bu müzeyi. Vallahi takdir etmek lazım. Tamam teşekkür ederim. Görüşmek üzere Ceyhun'cum. Sağ ol. Sağlık Müzesi Doktor Ceyhun İrgil. Gerçekten tebrik etmek lazım. Takdire şayan işler yapıyor. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Ay sonunda açılacak. Ocak sonu gibi. Nilüfer Agora Çarşısı'nın hemen karşısında. Duyurulur. İşte gördünüz arkadaşlar Ceyhun İrgil yine çabalamaya, yine mücadele etmeye devam ediyor. Bursa'da sadece Bursa ile ilgili değil, Türkiye'deki sağlık sektörüyle ilgili tarihi Osmanlı'dan günümüze kadar gelen süreçte neler yaşanmış, neler görülmüş hepsini bu müzede yeniden Bursalıların, yeniden meraklıların, yeniden tarihi bilince sahip olanların ilgisine sunmaya hazırlanıyor. Açılışı önümüzdeki günlerde yapılacak bu müzenin. Eğer imkanınız, fırsatınız, olanağınız varsa açılış yapıldıktan sonra gidin müzeyi gezin lütfen ve şunu unutmayın. Müzeler çok önemlidir. İster adı uçak müzesi olsun, ister sağlık müzesi olsun, ister ne olursa olsun birilerinin özel isteklerine, onların emrine sunulmaması gerekiyor. Adı ne olursa olsun, kimin oğlu olursa olsun, eğer o yapılıyorsa, eğer böyle bir uygulama yapılıyorsa ve tarihiniz, kültürünüz sadece tek bir çizgiye endeksleniyorsa
Lütfen sorun. Özellikle belediye seçimlerine giderken, özellikle 31 Mart'a kadar yaşanacak bu süreç içerisinde kim kentiniz için, hangi şehirden olursa olsun, bu videoyu nereden izliyorsanız izleyin, şehrinize kim nasıl yatırım yaptı, nasıl yaşanılır bir şehir sizlere sundu, bunu sorgulayın. Sorguladığınız zaman eğer cevabınız, yanıtınız soru işaretleriyle doluysa ve siz hala bunları görmezden gelmeye çalışıyorsanız bence onurunuzu ve kişiliğinizi sorgulayın derim. Evet evet, sorgulayın. Acaba kandırılıyor muyuz? Acaba benim oylarımla başa getirdiğim belediye başkanı bana çağdaş bir ortam yaratabiliyor mu diye sormanız gerekiyor. Hangi partiden olursa olsun, hangi siyasetçi olursa olsun, çünkü ben buna çok önem veriyorum. Belediye seçimlerinde, yerel seçimlerde partilere değil, o partilerin göstereceği adaylara dikkat edin. O adaylar kimin için çalışıyor? Kimin belediye başkanı olacak? Bu soruya yanıt verdiğiniz zaman bazı gerçekleri de daha iyi göreceksiniz. Bu konuyla ilgili size söyleyeceklerim, anlatacaklarım bu kadar. Bundan sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.